Yardımcısı, genel müdürü ve kıymetli temsilcileri, sağlık sektörümüzün çok kıymetli yatırımcıları ve temsilcileri, Ankara Ticaret Odası Sağlık Özel İhtisas Komisyonumuzun kıymetli başkanı ve üyeleri, değerli meclis ve komite üyelerimiz, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyor, hoş geldiniz diyor. Konuşmama başlamadan önce yeni yılın ilk saatlerinde masum ve silahsız insanları hedef alan terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Dünyanın en zor coğrafyasında ateş çemberinin tam ortasında yer alan ülkemiz ve milletimiz zor bir sınavdan geçiyor. Darbe girişimi ve canlı bomba saldırıları ile emellerine ulaşamayan ihanet şebekeleri ve terör örgütleri eylemlerini vahşetin zirvesine doğru taşıyor. Hiçbir değer tanımayan, insanlıktan nasibini almamış cahiller, ülkemizin toplumsal huzuruna, istiklal ve istikbaline kast ediyor. Ancak milletimiz farklı yaşam tarzları üzerinden oluşturulmaya çalışılan fay hattının ve oynanan senaryonun farkındadır. Şunu herkes iyi bilsin ki bu saldırıların hiçbiri bizi yolumuzdan çeviremeyecektir. Sağduyulu milletimiz Allah'ın izniyle birlik ve beraberliğini muhafaza ederek tüm bu zorlukların üstesinden gelecektir. Değerli konuklar, yönetime geldiğimiz ilk gün bu adanın varlık sebebi olan ticaretin geliştirilmesi, büyütülmesi, istihdamın ve kalkınmanın geliştirilmesi için bir karar aldık. Ticaret Ankara Ticaret Odası'nda konuşulur diye bir slogan ortaya koyduk. Bu slogan ile özellikle Ankara'nın, genelde ise Türkiye'nin ticaretini, tüccarını, istihdamını, kalkınmasını ilgilendiren her konunun odamızda konuşulmasını, tartışılmasını, tarafların bir araya gelmesini hedefledik. Ülkemizin içinden geçtiği şu kritik süreçte daha çok üretmek, daha çok kalkınmak, sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı konuşmayı, çözüm yolları bulmayı ve tüm engelleri aşmayı ilke edindik. İşte bu doğrultuda odamıza kayıtlı tüm sektörleri muhatap kurumları ile konuşturarak daha üretken ve verimli bir hale getirmek istiyoruz. Bugünkü toplantımızın konusunu sağlık uygulama tebliği ve genel sağlık sigortası stratejilerinin 2017 yılı öngörüleri oluşturuyor. Sağlık alanında hizmet veren çok sayıda üyemiz bulunduğu için bu konu bizim açımızdan çok önemli. Ankara'da hizmet veren özel hastanelerden tıp merkezlerine, diyaliz merkezlerinden fizik tedavi merkezlerine, görüntüleme merkezlerinden laboratuvarlara kadar burada adını sayamadığım sağlık sektöründe hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlar sağlık hizmetleri meslek komitemizin üyesi. Hali Ankara'da hizmet sunan özel sağlık hizmeti sunucularının sağladığı direkt istihdam yaklaşık olarak 40 bin kişi. Bu sektöre bağlı gelişen dolaylı istihdamın en az bu kadar olduğunu tahmin ediyoruz. Sözünü ettiğim sağlık merkezleri, şehrimizde hizmet üreten, vergi veren, istihdam sağlayan işletmeler. Bu işletmelerin bizden talepleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her yıl yayınlanan sağlık uygulama tebliğinin hazırlanma sürecine konunun tarafı olarak dahil olmamız. Ticari açıdan işletmelerimizin çalışmalarını ve geleceğini ilgilendiren bu süreci, konunun diğer tarafları kadar üyelerimizin de lehine neticelenmesi bizim için çok önemli. Bu nedenle karşılıklı konuşma ortamının oluşması açısından odamız uygun bir zemin. Bakanlığımız takdir ederse bu toplantıları geleneksel hale getirmek ve her yıl başında odamızda tekrarlamak istiyoruz. Bu şekilde sağlık uygulama stratejilerinin tartışıldığı, özel sektör ve kamunun bir araya geldiği,
önemli platformlardan birine de Ankara Ticaret Odamız ev sahipliği yapmış olacak. Bilinmesi gereken ki ülkemizin özel sektörü de kamu idaresi de bu ülke için üretiyor, bu ülke için mücadele ediyor. Değerli katılımcılar, yaptığımız inceleme ve çalışmalar göstermiştir ki ülkemizde sağlık hizmetlerinin en büyük alıcısı devlet, yani kamu sigortacılığı. Devletin sağlık hizmetlerine ilişkin belirlediği her yıl değiştirilmesi öngörülen fiyat tarifeleri başta özel sektör olmak üzere tüm sağlık sektörü açısından son derece hayati öneme sahip. Maalesef bu denli hayatiyet içeren bu fiyatlar son 10 yıldır neredeyse hiç değişmedi. Enflasyon, eskalasyon, döviz ya da asgari ücret artışları sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonunca belirlenen ödenek nedenlerini etkilemedi. Hizmet sunucularının gayretleri, yatırımları karşılığını bulamadı. Elbette konu iktisadi bir konu ve kamu alanında alınan iktisadi tedbirlerden de etkilenecek. Ancak unutmamak gerekir ki sağlık hizmeti de bir kamu hizmeti ve aksatmadan sürdürülmesi gerekiyor. Bunun için de hizmet veren kurum ve kuruluşları ayakta tutacak iyileştirmeleri yapmak gerekiyor. Sadece Ankara'da 40 bin kişiye istihdam alanı oluşturan sağlık işletmelerimiz son 10 yıl içinde personeline ortalama %200 zam yaptı. Mal, cihaz ve hizmet alımlarında %100'den fazla artışlar ile karşı karşıya kaldı. Bütün bu maliyet artışlarına karşı gelir kalemlerindeki fiyatları sabit bırakıldı. Hatta bazı kalemlerde geriye gitti. Sektördeki işletmeler 10 yıl önce hangi fiyata film çekiyor ya da ameliyat yapıyor ise bugün aynı fiyata yapıyor. Bu konularla ilgili olarak sağlık sektörünün de hizmet veren üyelerimiz adına yardım ve hassasiyetini bekliyoruz. Sadece Ankara'da 2010 yılında var olan 250 tıp merkezi sayısı bugün 75 rakamına düştü. Kamu hastalarına hizmet veren özel hastanelerimizin ve tıp merkezlerimizin önemli bir kısmı bugün SSK ve vergi borçlarını bile ödeyemeyecek hale geldi. Kıymetli misafirler, özel sağlık hizmetleri sektörünün ayakta kalması sadece kamu sigortalısı vatandaşlarımız için değil, sağlık turizmi açısından da turizmi hastası. Aynı yıl kamu hastanelerinin toplam hasta sayısı 4.652. Bu rakamın 1.883'ü sağlık turizmi hastaları oluşturuyor. Rakamlardan da görüldüğü üzere sağlık sektörünün ayakta kalması sadece bu alanda hizmet verenler için değil, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için de gerekli. Bu nedenle sektörün sıkıntılarının anlaşılarak taleplerimizi gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, gerek Sosyal Güvenlik Kurumumuz, gerekse Maliye Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız tarafından dikkate alınacağını umuyoruz. Değerli katılımcılar, son 15 yılda hükümetlerimiz sağlık ve sosyal güvenlik alanında devrim niteliğinde reformlara imza attı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2015 yılında yaptığı yaşam memnuniyeti araştırmasına göre vatandaşlarımızın %72.3'ü sağlık hizmetlerinden memnun. Bu oran her yıl artıyor. 2003 yılında uygulamaya başlanan sağlıkta dönüşüm programı sayesinde sağlık hizmetlerine erişim de kolaylaştı. Siz gidemiyorsanız doktor evinize geliyor. Genel sağlık sigortası ile tüm vatandaşlarımız sosyal güvence kapsamına alındı. Bu sayede herkes sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sağlığı hastaneleri tek bir çatı altında birleşti. Üniversite ve özel hastane kapıları tüm vatandaşlarımıza açıldı.
Aile hekimliği uygulaması başlatıldı. İlaç fiyatları düştü. Vatandaşlarımız ilaç kuyruklarından, hastane kuyruklarından kurtuldu. Sağlık Bakanlığımız tarafından oluşturulan ve yürürlüğe konan Medula sistemi, sağlık harcamalarının denetim ve kontrolünde önemli rol oynuyor. İnternet üzerinden erişilebilen Medula sistemi sayesinde hastaneler, doktorlar, eczacılar, yani konuyla ilgili herkes kayıtları üzerinden takip edebiliyor. Bu sistemle işletmeler elektronik ortamda aksama olmadan yapılabiliyor. Reformlar çerçevesinde dezavantajlı kesimler de unutulmadı. Kamuda engelli istihdamı 6-7 kat arttı. Özetleyecek olursak, sağlık alanında gelişmiş ülkelerin 30 yılda ulaştığı hedeflere Türkiye 10-15 yılda ulaştı. Kıymetli konuklar, sağlıkta dönüşüm programı ile bölgesinde cazibe merkezi haline gelen ülkemiz, sağlık turizminde de adından söz ettirmeye başladı. Sağlık turizmi her geçen gün büyüyen bir pazar. Coğrafi konumumuz, doğal kaynaklarımız, Avrupa standartlarındaki hastanelerimiz, iyi yetişmiş doktorlarımız ve sağlık personelimiz sayesinde bu pazardan daha büyük pay alabileceğimize inanıyorum. Ankara'da sağlık turizmi alanında avantajlıyız. Hem üniversite hastaneleri, hem özel sektör kuruluşları, hem de Bilkent ve Etlik'te yapımı devam eden şehir hastanelerinin tamamlanmasıyla Ankara, hem Türkiye'nin hem de Orta Doğu ve Balkanların sağlık turizmi merkezi olmaya aday. Sağlık altyapısına ek olarak Ankara, zengin termal su kaynaklarına sahip. Bu potansiyel iyi değerlendirildiğinde Ankara'nın 4 mevsim turist çekebilecek kapasiteye ulaşacağından eminim. Ankara Ticaret Odası yönetimi olarak ilimizin sağlık turizminde markalaşması için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte Ankara'nın kalkınması, ticaret hayatının canlanması, esnaf ve tüccarımızın hak ettiği en iyi hizmeti alması için var gücümüzle çalışacağız. Sözlerime burada son verirken toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor. Toplantımıza emeği geçen Sağlık Özel İhtisas Komisyonumuza ve değerli başkanı yönetim kurulu üyemiz Sayın İhsan Şahin'e, odamız çalışanlarına teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı Sayın Müsteşarımıza ve Genel Müdürlerimize şükranlarımı sunuyorum.